Kıymetli öğrencilerim bugün sizlerle inşallah e, toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulma konusunu işleyeceğiz. Evet hemen başlayalım çocuklar birler basamağında ilk işlemimize. Burada yine e, üçgen, e, kare ve yıldız olan yerlere hangi rakamlar gelmeli onları bulacağız inşallah çocuklar. 6-7 daha çocuklar 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Unutmayalım çocuklar. Ee, elde birimiz var çocuklar. 8, bir de elde 9. Toplam kaç çocuklar? 9 olduğu için buraya 0 veriyorum çocuklar. Devam ediyorum. 3, ee, 0 daha 3 çocuklar. 4, ee, 2 daha 6. Üçgen yerine 3. Üç. Boş kare yerine çocuklar. Kare yerine 0. Yıldız yerine de 6 rakamı gelmesi gerekiyor. Hemen diğerine geçelim çocuklar. Ee, bakın burada 3 Üç, 3 çocuklar öyle bir rakamla toplayacağım ki ben topladığımda 11 etmesi gerekiyor çocuklar. O yüzden ben buraya 8 veriyorum çocuklar. Yıldızın yerine 8 yazıyorum. 3, 8 daha 11 çocuklar. 11'in 1'i biri. elde var. 1 unutmayalım buraya yazdım çocuklar. 6 düzeltiyorum. 4, 2 daha 6 1 de elde 7 bakın doğru devam ediyoruz çocuklar 6 4 daha 10 10'un 0'ı elde var 1 Unutmayalım çocuklar Elde 1 var çocuklar 7'ye hemen elde ekledim çocuklar 8 oldu 8 8 sekiz. Ben 8'i öyle bir rakam ekleyeceğim ki 8 ile o rakamı topladığımda 9 edecek çocuklar. O zaman buraya kaç vermem gerekiyor? 1 vermem gerekiyor çocuklar. O zaman yıldızın olduğu yere çocuklar 8. Üçgenin olduğu yere 0. Karenin olduğu yere çocuklar kaç gelir? 1 gelir çocuklar. Devam edelim çocuklar inşallah. Ee, yine aynı şekilde çocuklar. Bakın toplama işlemi. Birler basamakları toplanmış. Sonuç 6. Sonuç 6 olduğu için buraya çocuklar ne veririz? 6 veririz. Üçgenin olduğu yere 6. 0 daha 6. 8, 4 daha 12 çocuklar. 12'nin ikisi elde var. 1 unutmayalım çocuklar. 6, 2 daha 8. bir de elde 9 çocuklar bakın. Devam ediyorum çocuklar. 1'i çocuklar öyle bir rakamla toplayacağım ki ben topladığımda 6 edecek. Buraya kaç vermem lazım yıldızın olduğu yere? 5 vermem lazım. Yani 5 yazmam gerek gerekir çocuklar. Çünkü 5 bir daha 6'dır çocuklar. Diğer işleme geçelim çocuklar inşallah. Diğer işlemimizde çocuklar yine bakın. Bakın. Burada çocuklar e, toplam birler basamağında toplamımız çocuklar 5. E, 5 olduğu için çocuklar ben buraya kaç veririm? 0 veririm çocuklar. 0, 5 daha 5'tir çocuklar. 3, 2 daha 5 çocuklar. 6, 7 daha 13. 13'ün üç. çocuklar 3'ü elde var. 1 unutmayalım. Şimdi buraya gelelim çocuklar. Hemen eldemizi hemen buraya verelim çocuklar. 2. Bir de elde var. 3 çocuklar. Burası 3 oldu şu anda. Ben öyle bir rakamla 3'ü toplayacağım ki 5 etsin. Buraya kaç vermem lazım çocuklar? 2 vermem gerekiyor. 3. E, normalde 2 burası. Bir de elde vardı. 3. 3. 2 daha. 5 çocuklar. Evet. Devam edelim çocuklar inşallah. Bu sefer de çocuklar bu sefer de ee, eğer size çocuklar toplananlardan bir tanesi verilmiyorsa o toplananın hepsini nasıl bulabiliriz? Örneğin şurada birinci toplanan verilmemiş ama ikinci toplanan verilmiş toplam verilmiş çocuklar sonuç verilmiş. Ben bu birinci toplanan nasıl bulurum çocuklar? Bakın şöyle bulurum toplamdan çocuklar toplamdan 879'dan çocuklar 879'dan şuradaki çocuklar ikinci toplananı. İkinci toplananı çıkarırsam birinci toplananı bulurum çocuklar. Bakın 879'dan 317'yi çıkardım. Çocuklar sonuç nedir? Bakın bunu buraya yazıyorum. 562'dir çocuklar. Yani birinci birinci toplanan 562'dir çocuklar. Devam ediyoruz çocuklar inşallah. Bu sefer çocuklar 3 tane e, toplananımız var çocuklar. Birinci toplanan, ikinci toplanan, üçüncü toplanan ve toplam çocuklar görüyorsunuz. Ben buradaki çocuklar şu ikinci toplananı verilmeyen ikinci toplananı nasıl bulurum? Çok basit çocuklar. İlk önce ilk önce çocuklar şuradaki birinci toplanan ile çocuklar üçüncü toplanan çocuklar bakın toplarım ikisini 310 bakın ve 181 çocuklar toplarım. Sonuç 491'dir çocuklar. Daha sonra da çocuklar ikisinin toplamını, ikisinin toplamını çocuklar toplamdan 792'den çıkarırım bakın görüyorsunuz çocuklar 792'den neyi çıkarıyorum 491'i çıkarıyorum çıkardım da sonuç 301'dir çocuklar o zaman o zaman ikinci toplanan çocuklar nedir 301'dir çocuklar devam ediyorum inşallah çocuklar ee, diğer işlemimize çocuklar. Yine aynı şekilde çocuklar birinci toplanan verilmiş ikinci toplanan verilmiş ama üçüncü toplanan verilmemiş toplamda verilmiş çocuklar. O zaman ben çocuklar üçüncü toplananı şuradaki boş olan çocuklar dikdörtgen olan yere hangi toplananın hangi rakamların geleceğini bulmak için çocuklar birinci toplanan ile 165 ile ikinci toplanan 283 toplarım çocuklar bakın topladığımda sonuç kaç çıkıyor çocuklar 448 çıkıyor. 448. Bu 448 çocuklar neyden çıkarmam gerekiyor? Toplamdan çıkarmam gerekiyor çocuklar. Yani 546'dan 546'dan çocuklar 448'i çıkardığımda nereyi buluyorum çocuklar ben? Buradaki 3. toplananı buluyorum. Çıkardığımda çocuklar 3. toplanan kaçtır? 98'dir. Kolay gelsin.